Lindelof, Mourinho'nun gözdesi satış listesinde. Portekizli teknik adamın Manchester United'ın ardından Fenerbahçe'ye de transfer etmek istediği İsveçli stoper konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz devinin sahibi Lindelof'u teklif gelirse satılacak oyuncular listesine ekledi. Jose Mourinho'nun Roma döneminde de peşinde koştuğu yıldız savunmacı için sarı lacivertliler Manchester United'la temasa geçip maliyet araştırması yapmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki stoper de kırmızı şeytanlardan ayrılmaya sıcak bakıyor. Aslan'dan da Emrecan bombası var. Okan Buruk stoper ve orta sahada forma giyebilen Türk asıllı Alman yıldızın transferini istedi. Yönetimin zor bir transfer olarak görülen 30 yaşındaki yıldız için Euro 2024 sonrası harekete geçmesi bekleniyor. Yine Fenerbahçe kısmında Batshuayi'ye bakalım. Belçikalı forvetin sözleşmesi sona erdi. Michy Batshuayi birçok teklif almasına rağmen ailesiyle çok mutlu oldu. İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Mourinho'nun kalmasını istediği golcü oyuncu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini yönetime iletti. Ancak tecrübeli forvet senelik 3 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor. Sabah gazetesine bakacağız. Mehmet Özcan'ın bölümü. Aslan'ın ilk tercihi Bisaka. Galatasaray sağ bek arayışlarında listenin başına İngiliz futbolcuyu koydu. Formasını giydiği Manchester United'la bir yıllık sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için düğmeye basan sarı kırmızılı kulüp, alternatif olaraksa Fransa'dan Jonathan Clauss ve Lorenzo Insigne'yi belirlemiş durumda. Kemerburgaz'a Rams Park tarifesi. Galatasaray'ın Ağustos'ta taşınacağı yeni tesislerde kullanacağı iki sahanın zemini iç saha maçlarını oynadığı stattaki gibi hibrit çimle kaplı olacak. Milliyete gelelim. Bizimle kal Batshuayi, Senat Okun haberi. Fenerbahçe sözleşmesi biten Belçikalı golcü kadrosunda tutmayı hedefliyor. Teknik patron Mourinho Batshuayi ile görüşerek takımda kalmasını istedi. Birçok talibi bulunan deneyimli oyuncu tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek. Transferde karakter kriteri var. Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho transferde inceleyip sık dokuyor. Dünya ünlü Portekizli hoca yaptığı çalışmaların detaylarını sürekli yönetimle paylaşıyor. Kaliteli oyunculara yönelecek olan sarı lacivertliler Mourinho'nun isteği doğrultusunda karakter analizleri de yapıyor. Yeni oyuncuların takıma kısa sürede uyum sağlamaları önemli bir kriter olarak ön plana çıkıyor. Nevzat Dindar'ın yazısına gelelim. Zaniolo'da hedef 20 milyon euro. Galatasaray Aston Villa ile kiralık sözleşmesi biten İtalyan yıldızı bu kez bonservisiyle elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Sarı Kırmızılar Atalanta ve Fiorentina'nın talip olduğu Zaniolo'dan 20 milyon euro gelir bekliyor. Takvime de bakalım son olarak. Ne olur geri dön Duşan. Fenerbahçe formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan Duşan Tadiç'e eski takım Ajax'ın talip olduğu öğrenildi. Ancak Sırp futbolcunun Hollanda kulübüne olumsuz yanıt verdiği söyleniyor. Ve Højbjerg, Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun en çok istediği isim için resmi teklifini yaptı. Højbjerg için 8 milyon euro. Transferde az ama öz hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho'nun listenin ilk sırasında yer alan Højbjerg 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Tottenham'ın ise kapıyı 15 milyon eurodan açtığı ortaya çıktı. Livakovic ile ilgili bir iddia Celtic kancası. Ada basınına göre Celtic Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisine talip oldu. İskoç ekibinin 7,6 milyon euro teklif ettiği de öne sürülenler arasında.